Buyurun. Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından ikincisi düzenlenen Ankara'ya Değer Katanlar Ödülleri, Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüle layık görülen basın mensuplarına, belediye başkanlarına, milletvekillerine, sanat dünyasından isimlere ve iş insanlarına plaket takdim edildi. ATO Başkanı Gürsel Baran, böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını belirtti. Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ömer Uzun da basın mensuplarının geceyi gündüze katarak haber peşinde koştuklarını söyledi. Demokrasinin haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlendiğinin altını çizen Uzun, basın mensuplarının toplumun sorunlarına ışık tuttuğunu ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya değer verdiğini belirten Uzun, "Bizler Cumhuriyetimizin değeri olan Atatürk'ün değerlerine Ankaralılar olarak sahip çıkmalıyız." dedi. Savaşta barışta, her türlü hava şartlarında gecesini gündüzüne katarak sayısız olumsuzluklara rağmen haber peşinde koşan insanların gözü kulağı sesidir onlar. Kimlerden mi bahsediyoruz? Basın mensubu değerli meslektaşlarından. Bunu önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün basın özgürlüğünü anlattığı şu sözü çok önemli. Basın başlı başına bir kuvvet, bir okul ve bir rehberdir. Değerli katılımcılar, demokrasinin haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlendiğinin ve zenginliğini kazandığının farkına varmak zorundayız. Bilinmelidir ki basın mensupları olarak bizlerin gecesi gündüzü yoktur, özel hayatımız kısıtlıdır. Yeri gelir, yaptığımız bir haber nedeniyle şiddete uğrarız. Yeri gelir, bir haberde göklere çıkartılır, ödüllere layık verilir. Ne şiddetle yıllar, ne de aldığımız ödüllerle şımarıp işimizi savsaklarız. Çünkü biz toplumun sorunlarına ışık tutan basın mensuplarıyız. Ulu Önder Atatürk'ün Ankara'yı ne kadar sevdiği, kasaba iken Türkiye'nin başkenti konumuna getirdiği, önem verdiği ve değer kattığı aşikardır. İzninizle ilk ödülü Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e manevi huzurunda vermek istiyorum.